Evet arkadaşlar, Almanya'da Türkçe gönüllü dersi var okullarda. İsterseniz seçebiliyorsunuz, çocuklarınızı gönderebiliyorsunuz. Almanya'da yaşayanlar bilir. Ben de çocuğum hani Türkçeyi iyi öğrensin, gramatik olarak daha güzel konuşsun diye haftada 2 ya da 3 ders gönderebiliyorsunuz. Aynı Türkiye'de nasıl İngilizce öğreniyor ya çocuklar, onun gibi normal Almanca derslerinin yanı sıra Türkçeyi de öğrensin diye gönderiyoruz. Neyse, benim kızım işte 8 yaşında, okulda Türkçe dersine gittiğinde kızıma bir defter dolusu öğretmen Atatürk'ün resmini veriyor. Vermiş daha doğrusu. Hep kızım evde bakıyorum Atatürk'ü boyuyor. Bir gün bakıyorum kızım pembeye boyuyor, yeşile boyuyor, sarıya. Kızım ne yapıyorsun diyorum. Baba diyor Atatürk'ü boyuyorum. Kızım Atatürk boyanır mı? Pembeye boyuyorsun, boyanır mı pembeye? Yani Atatürk'ü aşağılamış gibi oluyor bu. Hani pembeye Atatürk mü boyanır? Diyorum. Baba diyor öğretmen söyledi diyor pembeye boyayacaksın. Hep gittiği dersinde her hafta Atatürk, 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 hep Atatürk. Ne öğreniyor Türkçe diye soruyorum. Hep Atatürk, hep boyama, hep çocuğa Atatürk'ü boyattırıyorlar. Ya kızım Atatürk'ü aşağılıyormuş gibi olmuyor mu yani? Yani yeşile, kırmızıya, sarıya boyuyorsunuz. Neyse. Şimdi bir de Şaban Sevincimiz var biliyorsunuz değil mi? Sözcü yazarımız. Ve bir de CHP'nin içerisinde bir milletvekilleri hani bir ara bundan hani birkaç sene önce bir tartışma olmuştu. Aylin Nazlı Akay'la bu Seyit Torun diye ikisinin arasında geçmişti. Odasının içerisinden Atatürk'ün portresini indirmişler. Kim indirmiş? Hala ortaya çıkmadı. Belli değil yani. Birisi indirmiş. Yani Türkiye'nin bütün bu sorunlarını ben çözerim. Yani bütün sorunlarını çözebilecek güçte kabiliyetliyim diyen CHP kendi sorunlarını çözemiyor. Yani kendi sorunlarını çözemiyorlar. Daha hala şu anda muamma kimin o Atatürk'ün portresini indirdiğini daha bulamadılar. Şimdi hani Almanya'daki o Türkçe dersinden ve Atatürk'ü hani kızıma boyattırıyorlar sözünden bakın nereye geleceğim. Şimdi çocuğa Atatürk'ü boyattırıyorlar. Hakaret gibi gözükmüyor şimdi. Halbuki bundan mesela bir 2 sene önce Anıtkabir'e çocuklar orada hani Atatürk'ü ziyarete geliyorlar diye oraya Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir çocuklara park yaptırmıştı, eğlence. Hani orada aileleri Atatürk'ü ziyaret ederken çocuklar da orada parkta eğlensinler. Orada zamanlarını sıkıntı içerisinde geçirmesinler diye çocuklar. Oynamayı bilir. Ne bilir Atatürk'ü mesela? Ya bütün ne kadar CHP'nin içerisinde milletvekilleri varsa hepsi hopladı zıpladı. Ne kadar belediye başkanları varsa hepsi Anıtkabir'e akın ettiler ya. O parkı var ya böyle dişleriyle yediler. Dişleriyle. Ya bu nasıl böyle bir alaydır, nasıl bir alay konusudur, siz dalga mı geçiyorsunuz, öyle mi yapıyorsunuz, böyle mi yapıyorsunuz diye. Hele dedik ya bir de bu Şaban Sevinci var. Her fırsatta Diyanet işlerine saldırıyor, dine. Arabistan üzerinden, İran üzerinden, Türkiye Araplaşıyor, gitgide Arabistan'a dönüyor. Yakında Arap, yani coğrafyasına Arabistan gibi oluruz, İranlılar gibi oluruz. Yeni Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Ne oluyor yani? Yönümüzü niçin batıya dönmüyoruz? Neden Norveç olmuyoruz? İtalyan, İspanyol olmuyoruz diyor. Öyle her zaman biliyor musun? Evet neyse. Şimdi bu Arabistan ülkelerinde mesela bakın Araplara hani saygımız var. Neden ama bak Arapları seviyoruz veyahut da hiçbir kimse kalkıp da bugün ben Arap'ım, ben kendim Arap gibi hissediyorum demiyor. Şimdiye kadar hiç duydunuz mu? Hiç duymadık. Hiç böyle bir şey olmadı. Arabistan'da yaşayan Araplara saygımız sadece şundan ötürü Müslüman oldukları için, Müslüman kimliği sadece kimliklerinden ötürü saygımız. Yoksa yani Arabistan'da yaşayan Araplarla benim ne alakam olur, ne bizim ne alakamız olur? Öyle bazen hani insanlar İslamiyet yaşarken kötü yaşıyorlar ki ne? Mesela dönüyor adam şuraya varıyor, donunu kaldırıyor, idrarını büyük çişini oraya yapıyor, bu tarafa dönüyor, orada namazını kılıyor. Yani şimdi çok öyle pisleri de var. Kalkıp da biz şimdi onların hayat veya yaşam tarzlarını benimseyip de kendimizi Arap hissediyoruz, Araplar gibi olacağız. Hani Şaban Sevinç'in dediği gibi Arabistan'a hani yönümüzü batıya, doğuya döndük, gericiyiz, barbarız, yok bağnazız diye hani kendimizi hani onlara adamadı ki.
Biz sadece onların kimliğine karşı biraz saygımız, yani sevgimiz İslamiyet'ten ötürü. Peygamber Efendimiz de hani ne buyurmuş? Hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana üstünlüğü yoktur. Arap'ın aceme, acemin de Arap'a hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvadadır diye son din peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş. İslamiyet sadece, yani üstünlük takvadadır diye. Siyahın beyaza, beyazın siyaha. Yani ırk peygamberi değil de bütün dünyaya gelmiş İslam, bütün insanlığın peygamberi olduğunu ve bütün dünyaya, bütün dinlere hükmettiğini, bütün insanlara hükmettiğini ve hak dinin İslamiyet olduğunu yaymaya çalışmış. Biz de bu dünyada hangi kimliğe sahip olursa olsun İslami, yani dini İslam olan herkese saygı duyuyoruz. Sadece İslam olduğu için. Gerisi bizi hiç alakadar etmiyor. Ama bu Şaban Beyefendi bakın illa Ali Erbaş Hoca'ya saldırıyor. İlla niçin her cumada, niçin her hutbede, neden ikide birde bu Mustafa Kemal Atatürk'e bu dua etmiyormuş? Veyahut da hutbe okutmuyormuş veyahut da onun ruhuna bilmem hani her zaman hatimler indirip insanlara ikide birde hani Mustafa Kemal'i empoze etmiyormuş hutbeden, kürsüden bilmem ne. Ya kardeşim,